Hepinize merhabalar arkadaşlar. Forum Sayfa Cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 6. sınıf Fen Bilimleri kitabı 210, 211, 212 ve 213. sayfaları işleyeceğiz. Konumuz duyu organlarımızda meydana gelen kusurlar ve tedavi yöntemleri. Araştırma sorumuz var. Koku alma ve tat alma duyuları arasında bir ilişki var mıdır? Araç ve gereçler, patates, soğan, elma, salatalık, 4 adet tabak, 4 adet çatal, 4 adet göz bandı ve bıçak. Deneyin yapılışı, sınıftan gönüllü olarak 5 arkadaşımızı seçelim. Patates, soğan, elma ve salatalığı öğretmenimizin gözetiminde 4 eş parça halinde keserek ayrı tabaklara koyalım. Seçtiğimiz 5 arkadaşımızdan 4'ünün gözlerini öğretmenimizin gözetiminde koyu renkli kumaş parçalarıyla bağlayalım. Kumaş parçalarını çok fazla sıkmamaya özen gösterelim. Gözlerini kapattığımız arkadaşlarımızdan 2 tanesinin elleriyle burunlarını kapatmalarını rica edelim. Gözleri açık olan arkadaşlarımız tabaktaki yiyeceklerden çatalla birer parça alarak gözleri bağlı olan arkadaşlarımızdan bu yiyecekleri tatmalarını rica etsin. Gözleri kapalı olan arkadaşlarımız tattıkları yiyeceklerin ne olduğunu bilmeye çalışsınlar. Biz de gözleri bağlı arkadaşlarımızla ilgili sonraki sayfada bulunan tabloda verilen sorulara evet veya hayır şeklinde cevaplar yazalım. Kimler besinlerin tadını doğru, kimler yanlış algıladı? Yaptığımız deneyde burunlarını kapattığımız arkadaşlarımız besinlerin tatlarını doğru algılayamadılar. Bunun sebebi besinlerdeki koku maddelerin burundaki duyu amaçlarına ulaşamamasıdır. Nezle olduğumuzda aynı durumla karşılaşırız. Besindeki koku taneciklerini algılayamadığımız için besinlerin tadını tam olarak algılayamaz, besinlerde tat olmadığını söyleriz ve de iştahımız kapanmış olur. Besinlerin tadının kişilerce birbirinden farklı algılanmasının sebebi nedir? Bazı insanların diğerlerinden farklı algılamalarının sebebi dilindeki çok sayıda papilla yani tat almaları olmasından kaynaklıdır. Bu insanlar hassas insanlardır. Bu tür insanlar kahvelerini sütlü kullanır, yemeklerine ek olarak tuz eklemezler. Bazı insanlar ise dillerinde bu sayılar az bulunur. Bu sayılar az hassas grubunda yer alan insanlardır. Bu tür insanlar baharatları bol kullanır, tuzlu yemek yer, tatları tam olarak algılayamadıkları için bu şekilde davranış sergilerler. Algımız beynimizin frontal bölgesinde yorumlanıp oluşturulmaktadır. Lezzet algısı ise geçmiş deneyimlerimize bağlı olarak kişiden kişiye değişiklik göstermektedir. İnsanlar yaşadıkları coğrafyada kültürlerin etkisi ve iklim koşullarına göre lezzet olguları oluşmuştur. Sınıfta üçer kişilik gruplara ayrılınız. Her grup koku alma ve tat alma duyuları arasındaki ilişkiyi gösteren bir deney tasarlasın. Deneye hazırlık ve deneyi tasarlama sürecinde grup arkadaşları olarak adil bir şekilde görev paylaşımı yapmaya özen gösteriniz. Tasarladığınız deneyi sınıfta yapınız. Okulumuzda oluşturduğumuz üçer kişilik gruplar ile tat alma ve koku alma duyularımız arasındaki ilişkiyi gösteren deneyi gerçekleştirdik. Bu deney sonucunda anladık ki tat alma duyumuzla koku alma duyumuz beraber çalışmaktadır. Kokusunu alamadığımız bir besinin tadını algılamakta da zorluk çekmekteyiz. Yandaki görsellerde verilen teknolojik araçların kullanım amaçları nedir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla tartışalım. Gözlük ve işitme cihazı. Gözlüğü görme duyusunda sorun olan insanlar tarafından daha iyi görmek veya güneşli günlerde güneşin zararlı ışınlarını gözlerinden korumak için güneş gözlükleri kullanılabilir. Gözlükler göz sağlığını korumak amacıyla üretilmiştir. İşitme cihazı duyma sorunu çeken insanlar tarafından kullanılan cihazlardır. Bu cihazlar sayesinde kulakların duyusu düşük olan insanlar çevresinde konuşulan veya çevresindeki sesleri kolaylıkla duyabilirler. Konumuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından yazabilirsiniz. Forumsayfacevapları.com sitemizi de aşağıdaki linke tıklayarak bizi ziyaret edebilirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.